Tam bir hafta geçti ama o yağmur beni boyuna kandırıyor. Yoksa bir şey demiyorum. Belki telefonu için telefona baktım. Arzu arzulat geliyorum. Evet, nedir bu telefon tipinden mi oldu? Nasıl oldu? Bir hafta önce bir kesme sonucu direkler yıkıldı. Ben de yetkili yerlere bildirdim. Geleceğiz, yükelteceğiz. İşte gelmediler. Yolumuz kesildi. İşte gördüğünüz gibi geldi, aracınız geçemedi. İşte kaç direk yıkıldı? İki tane direk yıkılmış. Tipiden dolayı. Telefon direği tipiden dolayı yıkılmış. Görevlilere söyledim, geliyoruz, işte telefon ediyorum, cevap vermiyorlar. Yolumuzu kesmiş şu anda mahalle, yukarı mahalle yolu çalışmıyor. Araçlar gelip burada kalıyorlar. Kışın günü adam kapısına gidemiyor. Ulaşımımız aksamak durumunda. Telefonlarda aksam oldu mu? Telefonlarda? Şu anda bilmiyorum. Yani köy telefonu pek kullanılmadığı için ki ondan olacak, bunu da PTT gözden çıkarmış. Yoksa gelir kaldırır. Neyle müracaat ettiniz siz? Ben Arpaçay'da görevlere müracaat ettim. Yani bu arıza ekibine. Bir seferinde ulaştım, geleceğiz dedi. Bir seferinde telefon ettim. Bakan olmadı. Bir haftadır böyle duruyor. Bir haftadır böyle duruyor. Teller de burada. Evet. Vatandaşın burada arabası var. Evi var. Şu anda bir hasta olduğu zaman araba geçmez. Ambulans geçmez. Herhangi bir durumda güvenlik ekipleri geçemez. Yolumuz kesilmiş. Alo canım, merhaba. Ben fotoğrafını çektim mi? Çektim. Ay, direkler ne oldu diyor ki? İnternet ha. Nasıl? İnternet ha. Seni mi? Ha. Çocuklar kuvvette gidiyor. Ne olmuş bu telefon direklerine? He? Telefon direklerine. Telefon direkleri düzeceğiz devirde efendim. Ne zaman? Bir hafta önce. Bir hafta, bir hafta olur işte. Hep böyle duruyor bir haftadır. Heh, aynı durur. Hiç erleyen olmadı. Siz ne yapıyorsunuz? Biz de otluğun karnını temizleyelim. Hayvanlara yem çıkarırız. Tellerin arasından. He? Teller de burada duruyor. Tabii. Ne yapalım? Niye diyeceğiz? Bunu böyle kaldırdık, onu öyle kaldırdık. Yaşam neyiz ama hiç. Bir de köyün yaşamı ne olacak? Şehirdeki bu yaştan sonra geçsek olmur. Önceden neye gidelim aynı şey? Şehirde yaşayamam, hemen öldüler. Niye? Köy iyiydi. Alışmışız, ben 65 yaşındayım. İsim ne?
Ekrem Bulut. 65 yaşındasın. Ara 66'ya girdim. Çok efkarlıyım. Niye efkarlısın? Çocuklar burada yok ama bu yaşta urt temizliği ben. Nerede, İstanbul'da mı? İstanbul'da, üçü İstanbul'da, biri İsparta'da. Çalışıyorlar. Herkes kendini dolandırır, fakir adam işte. Sen de kendini dolandırıyorsun. Ben de kendimi dolandırırım. İyi, kolay gelsin. Sağ ol, teşekkür ederim. Evet, şiddetin bir sonucu yolumuz kapandı. Şu yukarı mahalle yolu tamamen kapalı. Dağlık bölge olduğu için en ufak esinti de yolumuz böyle kapanıyor. Kars'ın Arpaça ilçesine bağlı Polat köyünde bir hafta önce etkili olan şiddetli tipi nedeniyle telefon direkleri yıkıldı. Yıkılan 2 adet telefon direğini ilgililere bildirilmesi üzerine ne yazık ki yerinden kaldırılmadı. Hal böyle olunca da teller yolu kapattı. Özel idaresi ekipleri de bu tipiden kapanan yola müdahale edemedi. Evet muhtarım, nedir durum? Durum gördüğünüz gibi, yerinde gördünüz durumu. Bir hafta önce şiddetli fırtına nedeniyle 2 adet telefon direği devrildi. Bu da yolu kapadı. Ben de arıza ekiplerine bildirdim. Gelip kaldıracağız dedi. Herhangi bir sonuç çıkmadı. Şu anda yukarı mahallede yolu kapalı. Özel idare ekipleri gelip yolu açacak, bu tel nedeniyle, yıkılan ağaçlar nedeniyle yola müdahale edemiyorlar. Yukarıda vatandaşın arabası var. Yaşlı insanlar var. Burada bir özürlü teyzemiz var. Herhangi bir durumda ulaşım sıkıntısı olacak. Korkumuz o. Yani bu adam anında hastaneye, şuraya, buraya yetiştirilemez. Tel yolu kapattı yani. Tel yolu kapattı. Bunun bir an önce kaldırılmasını istiyoruz. İlginiz için teşekkür ederiz. Sağ olun. Hoş geldiniz. Sağ olun. Sizler de sağ olun.